Bir de başını söyleyeyim söylediğiniz için. Efendim söyleyeyim. Ordu mensubu olup da halüsinasyon görecek bir pilot düşünemiyorum. Bizler devamlı kontrol altında olan insanlarız. Evet. Kayseri 5 Eylül 1975. Kayseri'den saat 8.30-9 sıralarında havalandım. Diyarbakır'a 13 bin feet. Ayaport şartları. Hava çok güzel. Pırıl pırıl. Yıldızlar. Baktım. Dolunay yukarıda. Bir dolunay da aşağıda. Aynı dolunay büyüklüğünde bir cisimde Nuhak Dağları civarında. Bir 4-5 dakika yalnız başıma inceledikten sonra sile bastım ben. İkinci pilotumu çağırdım. Gel bir uçağın daire göstereyim sana dedim. Arkadaş geldi gözler falan işte oturdu yanına. Dedim haber ver arkadaşım. 8 kişi olduk. Cisim bizim irtifamızın altında. Bizim standart irtifamız. Gidiyoruz yaklaşıyoruz. Şekil bir tabak büyüklüğündeydi diyelim. Fakat bu büyümeye başladı. Öyle büyüdü ki zaman içerisinde aşağı yukarı yani 30-40 katlı bir apartman gibi olmaya başladı. Büyük bir cüsse oldu. Yaklaşmaya başladı bu. Bizde bir telaş başladı içeride filo komutanımızda falan. Ben sağa doğru, Maraş'a doğru yol değiştirmeye çalıştım. Işıkları kapattık. Radar açtım. Radar dedim böyle böyle önümüzde bir trafik var dedim. Teşhis ediyor musunuz dedim. Hayır efendim önümüzde bir trafik yok dedi. Trafik büyüdü. Bu koca köy ilan bu şeyi acayip bir büyüklük. Kütle üzerimize doğru geliyor. Pırıl pırıl bembeyaz bir şey düşün. Kütleyi düşün. Söylediğim büyüklükte. Biraz sonra bu yön değiştirmeye başladı. Elips görmeye başladım. Elips ortadan açılmaya başladı. Ortadan açıldı. 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 Bu olay aşağı yukarı 20 dakika diyelim karşılıklı. Devam ettim. Solumuza geldiği vakit tam bir daire. 3-4 kilometre yarış çapında bir daire. Buradan yıldızları görüyorsunuz. İçeride bir karaltılar var. Seçemiyoruz. Bakıyoruz içine. Yanına geçtik. Bunun üzerine geçti yanımızda. Ben Malatya kontrol sahasına girdim. Ve kontrol sahası için girmem için müsaade almam lazım. Kontrol sahanıza giriş dedim. Efendim dedi. Havada bir gök cismi gördünüz mü dedi. Elazığ'dan, Maden'den, Erzincan'dan hepsi. Valiler, kaymakamlar telefon ediyor dedi. Halk heyecan içinde. Burada bir tanınmayan bir gök cismi yerle bir rengarenk ışıklar saçaraktan geçmiş. Sebebi cismi soruyorlardı. Dedim yarım saattir kol uçuyoruz dedim espri olsun diye. Kol demek yan yana uçmak demek ama karşılıklı geçiştik.